Son zamanların en çok sevilen Marvel karakterine dönüşen Deadpool'un ünü gittikçe yayılıyor. Yakında sinemada da kendisini tanıyacağız ama kim olduğunu bilmeyenlerin sayısı çok fazla. O zaman Deadpool hakkında bilmemiz gereken her şeyi 5 maddede inceleyebiliriz. 1. Yetenekleri. En büyük yeteneği usta bir nişancı olması ya da çenesinin hiç kapanmaması. Deadpool ninja eğitimine sahip, her türlü silahı seven ve öldürme konusunda işine eğlence katmayı bilen biridir. Kendini sanata adamıştır. Maalesef bu sanat öldürme sanatıdır. Ayrıca Japonca, Almanca, İspanyolca gibi dillerde de ustadır. Wolverine'den daha hızlı iyileşebilir. İyileşme yeteneği onu tamamen parçalara ayrılsa bile kurtarabilir. Yetmezmiş gibi bir de Thanos tarafından ölümsüz olmak üzere lanetlenmiştir. 800 sene sonra bile Deadpool'un hala yaşadığını ispatlayacak karakterler oldu. Çift kişilikli Deadpool bazı karakterler gibi dördüncü duvarı aşabilen, dolayısıyla bir çizgi romanda olduğunun farkında olabilen karakterlerden biridir. Bazen bir sonraki kareyi okuyabilir. Hatta kendi konuşma balonunu bile kurcalayabilir. Akli dengesi birçok yönden bozuk olduğu için telepatlar onun beyninin içine giremez. Düşünceleri kontrol altına alınamaz. İyileşme yeteneği vücudunda kanser hücreleri üreten ve onları öldüren bir şekilde ilerler. Bu beyin hücrelerinin de ölüp yenilenmesi anlamına geldiği için delidir. Cildi Freddy Krueger'dan bile berbat halde olduğu için kostümünü pek çıkarmaz. Kısacası yenilmesi pek mümkün değil desek yeter. 2. Geçmişi ve gerçek kimliği. Origin story time. Yeah. Gerçek adı Wade Wilson olsa da Deadpool'un geçmişinin doğruluğundan kimse emin değildir. Annesini kanser yüzünden kaybetmiş ve babası arkadaşı tarafından öldürülmüştür. Orduyla bir geçmişi de olan Wade daha sonra suikastçılık ve kiralık katil işleri almaya başlamıştır. Böylece gerçekten ölmeyi hak ettiğini düşündüğü kişileri öldürmeye başlar. Zamanla başarısız olduğu her görevde plastik cerrahiyle yeni bir kimlik edinme gibi bir alışkanlığı da oluşur. Uzun yıllar sonra Vanessa adında bir hayat kadınına aşık olur. Kanser olduğunu öğrendikten sonra hasta bir adamla yaşamaması için Vanessa'yı terk eder. Süper insan geliştirme programı olan Weapon X programında bir deney olarak kanseri tedavi altına alınır. Bunun için bir diğer denek olan Wolverine'in iyileşme yeteneği kullanılmıştır. Bir görevde bir diğer deneyi öldürünce programdan atılır ve başarısız olmuş deneklerin tedavi olmaya gönderildiği bir fakülteye alınır. Doktorun sadist asistanı Ajax'ın hastalara işkence ettiği bu yerde hastalar arasında Deadpool, yani ölüm havuzu adında bir oyun vardır. Bu oyun bir sonra kimin öleceğini tahmin etme oyunudur. Wade asistanın işkence ettiği bir hasta dostunun acısına son vermek için öldürdüğünde asistan Wade'in kalbini söküp onu ölüme terk eder. İntikam duygusuyla dolu Wade bundan iyileşir ve doktorun asistanını öldürünce Deadpool ismini sahiplenmiş olur. Sonuçta sırada kimin öleceğine o karar vermiştir. I was a normal baby for 30 seconds. The ninjas stole my mama. 3. Hastalanmayan hasta adam. Deadpool geçmişte 3 kere ölmüştür ama bir şekilde ölümden geri dönmenin yolunu da bulmuştur. Fakat tüm bunlar onun dengesiz aklına hiç yardımcı olmamış. Biraz dünya dışına çıkacak olursak evrendeki en güçlü varlık olmak isteyen Thanos ölümün ta kendisine aşık. Fakat aksi gibi ölüm Deadpool'a aşıktır. Ölüme kavuşmasını engelleyen Thanos onu hayata döndürmüş fakat Deadpool'un 4 ayrı kişiliği ortaya çıkmış. Bunlar daha sonra temizlense de arda kalan tek Deadpool akli dengesini yitirmiş, soluksuz konuşup duran bir adam olmuş. Marvel dünyasındaki herkese bir şekilde sataşmış olan Deadpool ne kötü karakterdir ne de iyi karakter. Onu düşmanların yanında da görebiliriz, kahramanlarımızla omuz omuza da. Maskesini çıkardığında korkunç yüzünü görecekleri için sadece kostümünün içinde kendini iyi hisseder. Sonsuz bir hastalığın içinde kalsa da sıkılmamanın yolunu bir şekilde bulur. Normal ve iyi bir hayat yaşamayı umduğu günleri de geride bırakan Deadpool'un yine de Taco Bell restoranına rahatça girebilmek gibi özlediği şeyler de var. Dude, seriously? Okay, I get it. Never break the guy code again. Dude, the look. 4. İlk çıkış ve sinema. Chimichanga adlı yemeği anmaya bayılan geveze dostumuz ilk defa 91 yılında New Mutants'ın 98. sayısında karşımıza çıkmıştı. DC'ye ait olan Deathstroke'u aklına getirmesi yetmezmiş gibi bu karakterin de soyadı Wilson. Rob Liefeld karakteri yaratan kişi ve gidişattan çok memnun. Spider-Man'in gevezeliği, Wolverine'in iyileşme yeteneği ve Punisher'ın öldürmeyi umursamaması gibi faktörlerin abartılarak bir araya toplandığı karakter ağır adımlarla Marvel dünyasında en yukarılara tırmandı.
Rob Liefeld'in en sevdiği sayı Deadpool 900. sayı. X-Men Origins Wolverine filminde Wade Wilson'ı Ryan Reynolds tarafından yan rolde izlemiştik. Fakat film ilerledikçe Deadpool'un sahne sahne katledilişine tanık olduk. Ağzını yok edip gözlerinden Cyclops gibi ışın atabilen bir karaktere dönüşmesine diyecek söz bulamıyorum. Üstelik çok geçmeden Wolverine ve abisi tarafından katledilmesi de hayranlarını sinirden kudurtmuştu. Tabii çok fazla kimse yazılardan sonraki bu sahneyi izlemedi. Komik değildi Fox. Yine Ryan Reynolds tarafından canlandırılacak Deadpool neyse ki bu hikayedeki Deadpool'u kayıt dışında tutuyor ve karakterin yaratıcısı Rob bu filmin çok çok iyi olacağını söyleyip duruyor. 2012'de bir test videosu çeken Fox stüdyosu filmi çekmeye karar verdikten sonra 2014'te videoyu YouTube'a koyup tepkili hayranların fikrini istemişti. İzleyici videoyu beğenince de start verdiler ve şimdi proje çok ilerlemiş durumda. Geçtiğimiz aylarda kostümünün ilk fotoğrafı yayınlandığında karaktere yakışır şekilde saçma sapan bir fotoğraf görüp çok mutlu olmuştuk. Filmin yaş sınırının biraz yüksek olması dileğiyle. Kusura bakmayın çocuklar. 5. Bir sürü Deadpool ve dostlar. The Mask karakteri gibi kılıktan kılığa girmekten çekinmeyen karakterimizden türemiş çok fazla Deadpool gelip geçti. Lady Deadpool, Kitpool, Dogpool, Dreadpool, Headpool. Mesela Headpool kafasını kaybetmiş zombi Deadpool'du ve kafasının üzerindeki pervaneyle hareket ediyordu. Tabii Deadpool onu mikrodalga fırına koyup patlatana kadar. Deadpool'un kesilen parçalarından oluşan Evil Deadpool bile var. Deadpool Kills Deadpool macerasında bunların hepsi Deadpool tarafından katledilmiştir tabii. Eski dostu Cable'dan başka pek dostu olmasa da o Wolverine'e kanka olduklarını düşünmektedir. Kendisini Spider-Man, Iron Man gibi isimlere de çok yakın görür. Spider-Man'in kostümünün onun kostümüne benzediğini düşünür, bazıları ona Ninja Spider-Man de dediği için biraz gıcıktır açıkçası. Yeri geldiğinde kavga etmekten çekinmediği Captain America da onun çocukluk kahramanıdır. Kadınlara karşı ciddi zaafı olan karakterimiz şu an evli ve mutlu. Zamanında para için iyi de olan, kötü de olan Deadpool bu ara fena değil gibi. Ama nasıl güvenelim? Aklı yerinde değil işte, ne yaparsın? Şimdi ekstra bölümüne geçiyoruz. Tıraş olma konusunda çok kötü olduğunu biliyoruz. Öyle bir yüzle onu suçlayamayız tabii. Sesinin bir kere benzin ve çakıl taşına benzetildiğini okumuştuk. Bu yüzden de konuşma balonları diğerlerinden farklı ve sarı renkte olabilir. Deadpool'un tüm Marvel evrenini öldürdüğü hikaye en çok satanlar arasında yer alırken hızını alamayan Deadpool bir de gidip klasikleri öldürmeye başlamıştı. Ayrıca Jar Jar Binks'in Star Wars'ta iyi olduğunu savunacak olursanız Deadpool'un kafanızı patlatmaktan çekinmeyeceğini de unutmayın. Sonuç olarak yediği her alttan bahsedemem ama şu kesin ki Deadpool asla bağrımıza basamayacağımız fakat okumaktan da sonsuz keyif alacağımız bir karakter. I'm Wade Wilson. They call me the Merc with the Mouse. Kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, paylaşmayı ve tabii ki beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.